Hazreti Ali radıyallahu anh miladi 600 yılında Mekke'de doğmuştur. Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in en küçük oğludur. İsmini Resulullah koymuştur. Şöyle ki Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed onu doğduğunda kucağına alır, Kabe'ye getirir ve orada Peygamber Efendimizle karşılaşır. Peygamber Efendimiz ona adını ne koyacaksın diye sorar. Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed ise adını Esed koyacağım der. Peygamber Aleyhisselam ise Ali ismini vermesini söyler ve böylelikle adı Peygamber Efendimizin buyurmasıyla Ali olur. Hazreti Ali'nin 3 erkek, 2 de kız kardeşi vardı. Abileri sırayla Talip, Akil ve Cafer'di. Abisi Akil gözleri görmüyordu, amaydı. Kız kardeşleri de Ümmü Hani ve Cümane'ydi. Hazreti Ali Efendimiz ortaya yakın kısa boylu, esmer tenli ve iri siyah gözlüydü. Çocukluğunda hiç puta tapmadığı için daha sonraları kendisine Keramallahu veceh yani Allah yüzünü mükerrem kılsın, şereflendirsin anlamında hitap edilen tek sahabedir. Bundan başka Ebul Hasan, Ebu Turab, Haydar, Emrül Müminin, El Mürteza, Esadullah gibi birçok künye ve lakabı vardır. Ahmet İbni Hanbel, Peygamber Efendimizin ismini en çok zikrettiği sahabenin Hazreti Ali olduğunu söylemiştir. Hazreti Ali henüz 5 yaşındayken Mekke'de kıtlık başlamış ve Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talib'in yükünü hafifletmek için Hazreti Ali'yi yanına almıştı. Hazreti Ali yaklaşık 17 yıl yani Medine'ye yapılan hicrete kadar Peygamber Efendimizin yanında kalarak 10 yaşında İslamiyetle şereflenmiş ve ilk Müslümanlardan olmuştu. Hazreti Ali radıyallahu anh Mekke ve Medine devirlerinde her zaman Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin yanındaydı. Hicret sırasında Efendimizin yatağında yatarak müşrikleri oyalamış, Peygamber Efendimiz'e zaman kazandırmıştı. Allah Resulü'nün bıraktığı emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra da Kuba bölgesinde Peygamber aleyhisselama yetişti. Peygamber Efendimiz Muhacir ve Ensar arasında hicretin 5. ayında gerçekleştirilen kardeşlik akdinde Resulullah Hazreti Ali'yi kendisine kardeş olarak seçti. O bu iltifat ve lütuf karşısında son derece duygulandı ve ben Allah'ın kulu, Resulullah'ın kardeşiyim diyerek sevinç gözyaşları döktü. Hicretin 2. yılında Resulullah'ın kızı Hazreti Fatıma ile evlendi. Bu evlilikten Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Muhassin adında erkek çocuklarıyla Rukiye, Zeynep ve Ümmü Gülsüm adında 3 kız çocukları dünyaya geldi. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'nın sağlığında başka evlilik yapmadı. Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra ise birçok defa evlenmiş ve bu evlilik ve cariyelerinden olma 14 erkek ve 18 kız çocuğu olmak üzere 32 çocuğu olmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh birçok cihada da eşlik etmişti. Uhud'da ve Hüneyn'de vücudunun birçok yerinden yara aldı. Bedir'de de Resulullah'ın sancaktarıydı. Aynı zamanda keşif kolunun başındaydı. Bedir gazası başlamadan önce Kureyşlilerle teke tek dövüşen 3 kişiden biriydi. Bu dövüşte hasmı Velid bin Muriye'yi kılıcıyla öldürdüğü gibi zor durumda kalan Hazreti Ubeyde radıyallahu anh'ın yardımına da koştu ve onun hasmını da öldürdü. 25 yaşlarında bir delikanlı olarak kahramanlık gösterdi. Burada kendisine Allah'ın arslanı lakabıyla Bedir ganimetlerinden bir kılıç, bir kalkan, bir de deve verildi. Hazreti Ali'nin Zülfikar isimli meşhur kılıcı vardı. Ucu iki çatallı olan bu kılıç, Uhud'da gösterdiği üstün kahramanlık, cesaret ve fedakarlık sebebiyle Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam tarafından hediye edilmişti. Münebbih bin Haccac'a ait olan Zülfikar, Bedir'de ganimet olarak alınmıştı.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi bazen Medine'de yerine vekil bırakmış, bazen de komutanlık, sancaktarlık ve kadılık gibi vazifelerle muhtelif yerlere göndermişti. Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme annemizin evindeyken Hamse-i Ali Aba denen olay gerçekleşmiş, Ehl-i Beyt ile ilgili olan Ahzab suresi 33. ayeti iniyor ve bu sırada haneye kızı Fatıma annemiz, damadı Hazreti Ali ve torunları Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin efendilerimiz geliyor. Allah Resulü dördünü birden abasının içine alıp sardı ve "Allah'ım, bunlar benim Ehl-i Beytim'dir. Ne olur onları temizle." diye buyurdu. Hazreti Hatice'nin Resulullah'la evlenmeden önce 3 oğlu vardı. Bunlardan Hint bin Ebu Hale adındaki oğlu Resulullah'ı çok sever ve sık sık saadetli huzurlarında bulunurdu. Hint bin Ebu Hale, Peygamber Efendimizin vefatından sonra bu sefer de Hazreti Ali'nin yanından ayrılmamaya başladı. Sıffin Savaşı'nda bile Hazreti Ali'nin yanındaydı. Kendisine bunun nedenini soranlara, "Siz duymuyor musunuz ki ondan Resulullah'ın kokusu geliyor?" demiştir. Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifte Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah Efendimiz pazartesi günü peygamber olarak gönderildi. Salı günü Peygamberimiz ve Ali namaz kıldılar buyurmuştur. Hazreti Ali Resulullah'ın zamanında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Kendisinin şöyle söylediği rivayet edilir: "Allah'a yemin olsun, hiçbir ayet yoktur ki onun hangi hususta, nerede ve kim hakkında indiğini, gece mi, gündüz mü, ovada mı, dağda mı nazil olduğunu bilmeyeyim." Hazreti Ali vahih katibiydi. Hafız, müfessir ve muhaddisti. İslam'ın günümüze bizlere ulaşmasında büyük rolü olan sahabelerden biriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazdığı ve devamlı olarak kılıcının kınında taşıdığı bir hadis sayfası vardı. Kendisine atfedildiği üzere yanında ayrı bir kitap yoktu. Bu hususu Hazreti Ali bizzat beyan etmiş, bu sayfelerde Allah'ın kitabındaki vahiylerden başka Ehl-i Beyt'e has bilgi ve talimatlar olmadığını, sadece zekata ve diyete dair hükümler, düşman elindeki bir esiri kurtarmanın yolları, bir kafir için Müslümanın öldürülemeyeceği, Medine'nin harem bölgesi sınırları gibi birkaç mühim mevzuya dair hadisler olduğunu beyan etmiştir. Hicretin 5. senesinde, miladi 627 yılında Müslümanların en şiddetli savaşlarından biri olan ve 27 gün süren Hendek Savaşı başladı. Anlaşmayı bozdukları için Medine'den sürgün edilen Beni Kureyza Yahudileri ve müşriklerden oluşan yaklaşık 10 bin kişilik bir ordu Medine'yi kuşattı. Peygamber aleyhisselam ashabıyla istişare ederek henüz 2 hafta önce Müslüman olan Selman-ı Farisi'nin önerisi üzerine Medine'nin etrafına hendek kazılmasına karar verildi. 5,5 kilometre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde, yaklaşık 5 metre derinliğinde hendek kazıldı. Mekke müşrikleri bu hendek karşısında erzak ve su sıkıntısı yaşamaya başladılar. Bu durumu değiştirmek isteyen Amr bin Hud adındaki meşhur müşrik savaşçı, hendeğin daralan bir yerini aşarak Müslümanların bulunduğu yere geçti. Çok iri cüsseli olan Amr, Müslümanlara hitaben tahrik edici konuşmalar yaparak bir savaşçı istedi. Hazreti Ali Efendimiz, Peygamberimize onun karşısına çıkıp savaşmak istediğini söyledi. Efendimiz Hazreti Ali'ye, "O Amr'dır, sen otur," der. Hazreti Ali Efendimiz ısrarla onunla savaşmak istediğini söylemesi üzerine Peygamberimiz ona izin verir ve giderken arkasından şöyle dua eder: "Ya Rabbi, Uhud'da amcam Hamza geri dönmedi. Şimdi Ali geri dönsün," diye dua etti. Bu müşrik savaşçı Amr bir güç gösterisi yapmak üzere atından iner inmez bir kılıç darbesiyle kendi atının bacaklarını kesti. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz cesurca ve çok hızlı bir şekilde üzerine doğru atıldı
ve meşhur savaşçı Amr'ı öldürdü. Hicretin 7. senesinde Muharrem ayında Hayber denilen yerde Resul-i Ekrem Efendimizle olan anlaşmalarını bozmaları sebebiyle Medine'den sürgün edilen Yahudilerin çoğu buraya yerleşmiş ve adeta burayı Yahudiliğin bir merkezi haline getirmişti. Daha evvel Mekke müşriklerini ayaklandırıp bütün Arap kabilelerini toplayarak Medine üzerine yürütüp Hendek Harbi'nin patlak vermesine sebep olan bu Yahudiler, Hendek Savaşı'ndan sonra da rahat durmamışlar, Peygamber aleyhisselam ve İslamiyet aleyhinde çeşitli iftira ve karalama faaliyetlerine devam etmişlerdi. Mekke'nin fethinden önce Hayber'deki bu fitnenin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz ashabına hazırlanmalarını söyledi. Peygamber Efendimiz yaklaşık 2000 kişilik orduyla bir gece vakti Hayber'e vardı. Sabah olduğunda karşılarında Müslümanları gören Hayberliler korku ve telaş içinde Hayber Kalesi'ne sığındılar. Kaleden atılan oklarla savaş başladı. Peygamber Efendimiz savaş sırasında şiddetli bir baş ağrısına yakalanarak rahatsızlandı ve ordunun başında Hazreti Ebubekir'i görevlendirdi ve sancağı ona verdi. Yalnız şiddetli çarpışmalara rağmen fetih gerçekleşmedi. Sonraki gün Hazreti Ömer'e verdi. Ama fetih yine nasip olmadı. 7 gün şiddetli çarpışmalarla geçmesine rağmen bir türlü Hayber fetholunamıyordu. Peygamber Efendimiz, "Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever. Allah onun eliyle fethi gerçekleştirecektir." buyurdu. Ve ertesi gün sabah namazından sonra sancak getirildi. Efendimiz ashaba bakıyor ama aradığı kişiyi göremiyordu. Sonra "Ali nerede?" diye sordu. Hazreti Ali o sırada gözlerinden rahatsızdı. "Ya Resulallah, onun gözleri ağrıyor." dediler. Resul-i Ekrem buna rağmen "Çağırın gelsin." buyurdu. Haberi alan Hazreti Ali derhal huzura çıkıp geldi. Ağrıyan gözleri mübarek duasıyla şifa buldu. Efendimiz ayrıca onun için "Allah'ım, soğuğun sıkıntısını bundan gider." diyerek dua etti. Hazreti Ali o günden sonra "Ne sıcaktan ne de soğuktan asla rahatsız olmadım." buyurur. Gerçekten de Hazreti Ali yazın en sıcak günlerinde kalın âba giydiği halde bundan rahatsızlık duymazdı. Kışınsa en soğuk günlerde bile ince elbise giyer ve asla üşümezdi. Hazreti Resulullah'ın ak sancağı artık Hazreti Ali'nin elindeydi. Hayber Yahudilerinin en cesuru kabul edilen Merhab, kardeşinin de öldürülenler arasında olduğunu duyunca askerleriyle birlikte kaleden çıktı. Hazreti Ali Efendimizle yapılan teke tek vuruşmada Yahudilerin en kuvvetli adamı olan Merhab, Allah'ın arslanı unvanının sahibi olan Hazreti Ali karşısında dayanamayıp kafası Zülfikar'la ikiye bölünerek yere düştü. 10 günü bulan bir muhasarayla Hayber fethedildi. Hazreti Ali radıyallahu an ilk 3 halife döneminde ne bir idari vazife aldı ne de yapılan savaşlara katıldı. Medine'de ikamet edip dini ilimlerle meşgul olmayı diğer vazifelere tercih etti. Kur'an ve hadis konusundaki derin ilmi sebebiyle hem Hazreti Ebubekir zamanında hem Hazreti Ömer zamanında bilhassa fıkhi meselelerde ona müracaat edilirdi. Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde idari tavrından pek memnun olmamakla birlikte İslam devletinin muhtelif vilayetlerden gelen şikayetleri Hazreti Osman'a bildirmiş ve ona hal çareleri teklif etmişti. Hazreti Ali'nin halifeliği devri birçok fitne ve karışıklığı çözmekle geçti. Bu karışıklıklar Cemel vakası ve Sıffin gibi iç çatışmaları doğurdu. Hazreti Ali radıyallahu an İslam devleti bünyesindeki bu ihtilafları gidermek için büyük fedakarlık ve gayretler gösterdi. Bu karışıklıklar esnasında ikiye ayrılan ashabın birbirine bakışıysa "Bunlar bize karşı taşkınlık eden kardeşlerimizdir." diyorlardı. Hazreti Ali'nin hilafeti dönemindeki en önemli mesele Hazreti Osman'ın katillerinin cezalandırılmasıydı.
Ancak ortada belirli bir katil yoktu. Sayıları binleri bulan bir kalabalık, hepsi birden "Osman'ı biz öldürdük" diyorlardı. Hazreti Ali'nin şehre tamamen hakim durumda olan asilerle hemen başa çıkamayacağı açıktı. Bu durumda ortalığın yatışmasını beklemek en doğru yoldu. Hazreti Ali'yi bu karara sevk eden nedenlerden biri de kendisine Medine dışında diğer vilayetlerden biat edilmemiş olmasıydı. Hazreti Ayşe önderliğindeki orduyla hilafet ordusu Basra önlerinde Hureybiye mevkiinde karşılaştı. 9 Aralık 656 tarihinde Cemel Vakası adıyla meşhur olan bu savaşta Hazreti Ali galip geldi. Talha ve Zübeyir başta olmak üzere birçok sahabe öldü. Bu savaşta ölenlere çok üzülen ve cenaze hizmetlerini bizzat yürüten Hazreti Ali, Hazreti Ayşe'yi hanımlardan oluşan bir heyet refakatinde Medine'ye gönderdi. Bu kez de 657 yılında Sıffin Savaşı patlak verdi. Hazreti Ali hemen akabinde Şam valisi olan Hazreti Muaviye'yi tekrar biata davet etti. Fakat sonuç alamadı. Bu yüzden Müslümanlar 657 yılında Sıffin'de karşı karşıya geldiler. Atlı birliklerden ve piyade kuvvetlerinden oluşan 3 ay süren zorlu savaşta Hazreti Ali, Hazreti Muaviye'nin ordusuna son ve öldürücü darbeyi indirmek üzereyken sahneye Amr bin As girerek iki taraf arasında ihtilafın halledilmesi için Allah'ın kitabının hakemliğine başvurulmasını tavsiyede bulundu. Bunun üzerine Hazreti Muaviye'nin ordusu Kur'an musaflarını mızrakların ucuna bağlayarak "Ey Iraklılar, savaşı bırakalım. Allah'ın kitabı aramızda hakem olsun" diye bağırdılar. Hazreti Ali'nin ordusu bu durumdan etkilendi ve savaşı durdurmak istediler. Hazreti Ali ise bunun bir hile olduğunu ordusuna defaatle söylemesine rağmen sözünü dinletemedi ve ordunun içindeki kura heyetinden birçoğunun ısrarıyla hakem kararına başvurulması teklifini kabul etmeye mecbur kaldı. Her iki ordudan da birer temsilci istendi. Hazreti Ali, İbn Abbas'ı temsilci olarak istediyse de Kufeliler buna karşı çıktı. Kufelilerin isteği üzerine kendisi istemeye de olsa Ebu Musa el-Eşari'yi hakem tayin etti. Hazreti Muaviye de Amr bin As'ı hakem seçti. Ancak 70 bin Müslümanın öldüğü Sıffin Savaşı'nın sonunda hakemlerin belirlenmesine rağmen halifenin ordusundaki haricilerden bazıları Hazreti Ali'nin hakem tayin etmek suretiyle işlediği günahtan tövbe etmesini ve Kur'an-ı Kerim'in buyruğuna uyarak Hucurat Suresi 9. ayette buyurulduğu üzere isyancılarla Allah'ın emrine itaat edinceye kadar savaşmasını istediler. Hazreti Ali de Allah'ın bu emrini işin başında kendilerine hatırlatmasına rağmen kendisini dinlemediklerini, şimdi ise karşı tarafla bir anlaşmaya gidildiğini, dolayısıyla Nahl Suresi 91. ayete göre bu anlaşmayı bozamayacağını bildirdi. Çoğunluğunu Temim kabilesine mensup yaklaşık 10 bin civarındaki harici grup, Halife Hazreti Ali ile birlikte Kufe'ye dönmeyerek Harura bölgesine çekildi. Hazreti Ali bunlarla konuşmak üzere İbn Abbas'ı görevlendirdi. 6 bin kişilik bir grup ikna oldu ve Kufe'ye Hazreti Ali ile birlikte döndü. Geride kalan ve daha sonra da büyük sıkıntı çıkaracak olan 4 bin kişilik bir harici grup Nehravan'a gitti. Hakem heyetleri Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye'nin azledilerek halifenin bir şura tarafından seçilmesine karara varmışlardı. Bu karar önce Hazreti Ali'nin hakemi Ebu Musa tarafından açıklandı. Söz sırası Hazreti Muaviye'nin hakemi Amr bin As'a gelince o hilafet makamına Hazreti Muaviye'yi tayin ettiğini bildirdi. Ebu Musa bu karara karşı çıkmasına rağmen durum değişmemiş ve neticede hakem olayı hilafet meselesini bir çıkmaza götürmüştü. Hazreti Ali Efendimiz harici meselesini hallettikten sonra Şam'a yürümeye karar verdi. Nehravan'daki hariciler Hazreti Ali'nin kendilerine yaptığı teklifleri reddederek savaşa tutuştular. 17 Temmuz 658 tarihinde vuku bulan şiddetli çarpışmada haricilerin tamamına yakını hayatlarını kaybettiler. Hazreti Ali bu savaştan sonra Şam'a karşı harekete geçmek üzere Nuhayle'de konakladı.
Kufe'de kalan ve Ehli Nuhayle denilen yaklaşık 2000 kişilik bir harici topluluğuyla konuşarak onları ikna etmeye çalıştı. Buradaki hariciler kendisini küfürle itham ederek bu isteğini geri çevirdiler. Bütün bu hadiseler üzerine bıkkınlık ve yılgınlığa düşen askerleri artık savaşmak istemediklerini söyleyince Hazreti Ali Kufe'ye dönmek zorunda kaldı. Halkın bir kısmı Hazreti Ali'yi, bir kısmı da Muaviye'yi halife olarak tanıması sebebiyle ikili bir iktidar ortaya çıkmıştı. Hazreti Ali üstün bir gayretle Kufe'de 40 bin kişilik bir ordu hazırlamış ve sefere hazırlanmıştı. Ancak Kufe'de intikam arzusuyla yanıp tutuşan bir grup harici de Hazreti Ali Efendimiz'i öldürmek için çeşitli planlar yapıyorlardı. Hazreti Ali radıyallahu anh sabah namazı vakti İbni Mülcem isimli bir namert tarafından sırtından zehirli hançerle vurularak yaralandı. İbni Mülcem o anda kaçmayı başardıysa da sonradan yakalandı ve halifenin huzuruna getirildi. Hazreti İmam kendisini vuranı tanıyordu. Çünkü daha evvel İbni Mülcem denen hain kendisine hizmet etmiş, ekmeğini yemiş ve Hazreti Ali'den çok yardım görmüştü. Daha o zamanlar Hazreti Ali, "Ya İbni Mülcem, benim ecelim senin elinden olacak." buyurarak büyük bir keramet göstermişti. Hazreti Ali'nin böyle söylemesi üzerine İbni Mülcem, "Ya İmam, böyle bir şey yapacak olursam ellerim kurusun. Madem öyle, şimdi sen beni öldür." deyince Hazreti Ali, "Bu suçu işlemeden seni nasıl öldürtür veya hapse atabilirim? O takdirde ben zalim olurum." buyurmuştu. Hazreti Ali İbni Mülcem'e yaralı haliyle şöyle sordu. "Ya İbni Mülcem, sana ne yaptım? Irzına mı, malına mı, canına mı iliştim? Beni niçin öldürmek istedin?" İbni Mülcem korkudan tir tir titriyordu. "Hüküm Allah'ındır." diyebildi. İbni Mülcem'i hapse attılar. Hazreti Ali oğlu Hazreti Hasan'a dönüp, "Eğer ben bu yaradan ölürsem bir kılıç darbesiyle kısas yapın ki kanun-u ilahi yerini bulsun. Sakın ona beni öldürdüğünden dolayı eza ve cefa etmeyin." buyurmuştu. Hazreti Ali'yi mescitten eve götürüp bir miktar süt getirdiler ve içmesi için kendisine verdiler. Hazreti Ali sütün yarısını içtikten sonra yarısını da iade ederek, "Bu sütü alın zindandaki o garibe götürün. O açtır." buyurdu. Yanındakiler zindandaki garibin kim olduğunu sordular. Hazreti Ali, "Zindandaki garip beni yaralayandır. Şu anda o açtır. Bir şey yememiştir." buyurdu. Sütü alıp zindana getirdiler. İbni Mülcem sütü içmedi ve "Bunun içine siz zehir kattınız. Beni öldürmek istiyorsunuz." dedi. Hazreti Ali onun sütü içmediğini öğrenince çok üzüldü. İbni Mülcem, "Neden hakkımızda suizan etti? Eğer benim gönderdiğim sütü kabul edip de içseydi, yarın mahşer günü cennetin kapısına ayağımı dayar, İbni Mülcem'i cennete koymayınca ben de girmezdim." buyurdu. Aradan çok zaman geçmeden Allah'ın arslanı Hazreti Ali, aldığı yaranın tesiriyle Hicri Ramazan ayında miladi 28 Ocak 661'de Kufe'de şehit oldu. Onun vefatının ardından İbni Mülcem'e hemen kısas uygulandı. Hazreti Ali'nin mübarek nesli Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed bin Hanefiye, Abbas ve Ömer adındaki çocuklarından devam etmiştir. Videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.